Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı biraz meşakkatli ama sonucuna değecek çok şık, çok güzel bir motif çalışacağım. Bu motifi isterseniz sekizgen bir çiçek olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de videonun sonunda uygulayacağımız şekilden sonra dörtgen olarak kullanabilirsiniz ve pek çok alanda da uygulayabilirsiniz. Polyester bir iplik kullanacağım. Ve 2 milimetre de tığ ile örüyor olacağım. Öncelikli olarak 6 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkayla da başlayabilirsiniz modele. 6 zinciri çektikten sonra başlangıç zincirinin hemen yanına tığımı batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. Ve halkamın içerisine batıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve yine tığımı ipimi 2 sefer dolayıp aynı boşluğa batıp bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde aralara üçer zincir çekip tığa ipi 2 sefer dolayarak toplamda 8 tane üçlü trabzan örüyorum ve en son 3 zincirle başlangıç zincirlerime ilmek kaydırarak yuvarlak bir başlangıç elde etmiş oluyorum. Şimdi öncelikli olarak trabzanlarımı tamamlayayım. 7. trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. Boşluğa batıp ikişerli gruplar halinde 3 sefer de çıkartıyorum. Son 3 zincirimi çektim. 4. tepe noktasını sayıyorum. Tığımı batıp ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincirle yine üst sıraya geçiş yapacağım. İsterseniz direkt de yapabilirsiniz. İlk boşluğumu batıp 3 tane sık iğne örüyorum. 3. sık iğnemden sonra 5 tane zincir çekip bir yuva oluşturuyorum. Hemen yan taraftaki boşluğa batıp buraya 3 tane sık iğne örüyorum. 3. sık iğnemden sonra yine 5 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde boşluklarımın içerisine 3 sık iğne, aralara 5'er tane zincir çekerek toplam 8 tane yuva oluşturuyorum. Son kez yapalım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde son 5 zincirimi çekiyorum ve başlangıçta çektiğim zincir vardı. Onun içerisine ilmek kaydırıp sırayı tamamlıyorum. Şimdi yan tarafa bir kez ilmek kaydırıyorum. İkinci kez ilmek kaydırıyorum. Ve halkanın içerisine gelip halkanın içinde de 2 sefer ilmek kaydırma yapıyorum. Yeni sıramda da yine yuvalar oluşturacağım. 6 tane zincir çekiyorum. Ve halkanın içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve yine bir tane sık iğne yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Buraya da sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar
Yine 8 tane yuva, 8 tane de ara boşluk elde ediyorum. Sıranın sonunda 6 zincir çekmiyorum. Burada 2 tane zincir çekip başlangıç noktama 1 tane ikili trabzan yapıyorum ve son ara boşluğumu böyle elde etmiş oluyorum. Şimdi ilk yuvamın içerisine 11 tane daha ikili trabzan ekliyorum ve toplamda 12 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Bütün yuvaların içerisine 12'şer tane ikili trabzan öreceğiz bu sırada. 12. ikili trabzana kadar gelelim. Son trabzanı ördükten sonra aradaki 6 zincirlik boşluğuma batıyorum ve bir sık iğne yapıp trabzanlarımı yuvarlak bir şekilde elde etmiş oluyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Herhangi bir zincir çekmeden bir sonraki yuvaya batıyorum ve 12 tane ikili trabzan örüyorum. 12. ikili trabzandan sonra yine aradaki 6 zincirlik boşluğa batıp bir tane sık iğne örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve yine 12 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm yuvaların içerisine 12'şer tane ikili trabzan dolduruyorum ve aralardaki 6 zincirlik boşluklara birer tane sık iğne örüyorum. En son ikili trabzanı da başlangıç noktasına sabitledikten sonra 7 tane kaydırma yapıyorum. 7. kaydırmam tam 6. trabzanın üzerine denk gelmiş oluyor. Buradan şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 12 zinciri bir sonraki ördüğüm 12 trabzanlık kısmın yine 6.sının üzerine, yani sayıp baştan trabzanları sayıp 6. trabzanın üzerine bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 12 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki 12 trabzanlık kısımda 6. trabzanı sayıp hemen üzerindeki tepe noktasına sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde büyük yine yuvalar elde etmiş oluyorum. 12'şer zincirlik 8 tane yuva elde etmiş oluyorum. Bakın 6. trabzana kadar sayıyorum ve hemen onun tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Ve başlangıçtaki ilk noktama yine ilmek kaydırıyorum. İlk yuvamın içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yaprakların yapımına geçeceğim. Filelerden oluşuyor bu yapraklar. 3 zincir çekip yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum ve son kez 3 zincir çekip yuvanın içerisine sık iğne örüyorum ve toplam 6 tane küçük halka elde etmiş oluyorum. En son 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıp bir ikili trabzan yapıyorum ve bu da benim 7. küçük halkam oluyor. Şimdi 3 zincir çekip örgüyü çeviriyorum. İlk halkanın içerisine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci halkaya batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya batıp sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya batıp sık iğne yapıyorum. Son halkaya gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Son halkaya geldiğimde 2 zincir çekip halkaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırada halka eksiltmeleri yapıyoruz. 3 zincir çekip yine örgüyü çeviriyorum ve ilk halkanın içerisine batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, ikinci halkaya batıyorum, sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, bir sonraki halkaya batıyorum, sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, bir sefer daha yine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, son halkama batıp ikili trabzan yapıyorum.
Halkalar eksilmeye devam ediyor böylece. 3 zincir çekiyorum. İlk halkaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci halkaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Üçüncü halkaya batıp sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Son halkaya ikili trabzan örüyorum. 3 zincirle yine örgümü çeviriyorum. İlk halkaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci halkaya batıp sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Son halkaya batıp ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk halkaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Son halkaya batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi son kısma geldik artık. Bir tane halkamız kaldı. 3 zincir çekip örgüyü çeviriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yaprağımız ön kısımda başladı, ön kısımda bitti. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen yandaki halkaya batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki halkaya batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve başlangıç halkama geldim. Sık iğne yapıyorum. 5 tane yeni yuva oluşturmuş oldum. Başlangıcım 2 sık iğneydi. Birini az önce yaptım. 1 sık iğne daha yapıyorum ve bu yaprağımı tamamlıyorum. Yan yuvaya geçtim. 2 sık iğneyle yine başlıyorum. 3'er tane zincir çekip 1 sık iğneyle sabitleyerek 6 tane küçük halka elde ediyorum. En son 2 zincir, 1 tane ikili trabzanla 7. halkamı yapıyorum. Ve bu şekilde tüm yapraklarımı tamamlayacağım. Sayıları karıştırırsanız eğer videoyu geriye alarak oradan tekrar yaprağın yapımını izleyebilirsiniz. Toplam 8 yaprağı bu şekilde tamamlayıp artık son sıraya geçmiş oluyoruz. Bakın görüntü de bu şekilde olacak. Tüm yapraklarımızı örelim ve bir üst sıraya geçelim. Şimdi başlangıç noktama geldim. Son yaprağımı ördüm. İki tane sık iğnem vardı. İlkin içerisine ilmek kaydırdım. İlk boşluğuma geldim. Buraya 3 tane sık iğne örüyorum. İkinci boşluğuma 3 tane sık iğne örüyorum. Burada benim 5 tane yuvam var. Tüm yuvalara 3'er tane sık iğne örüp tepe noktasına kadar geliyorum. Tepeye geldiğimde burada bir kirpik oluşturacağım yine. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Altıncının içerisine 2 sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve aşağı doğru yuvalara tekrar 3'er tane sık iğne yapmaya başlıyorum. Burada da yine 5 tane yuvam var. Her birine 3'er tane sık iğne yapıp yaprağı tamamlıyorum. Aşağı kadar örmeye devam edelim. Arada 2 tane sık iğne kısımlarımız vardı. Onun tam orta noktasına batıp yine sık iğne yaparak yapraklar arası geçişlerimizi yapabiliriz. Ya da isterseniz son 3 tane sık iğneyi yaptıktan sonra direkt karşıdaki yuvaya da geçebilirsiniz. Her iki şekilde de yaprak geçişlerini yapabilirsiniz. Bakın. Karşı taraftaki yuvaları mutlaka sayın. 5 tane yuva olması gerekiyor her sırada. 3 tane yuvanın içerisine, şimdi 3'er tane sık iğnemi yaptıktan sonra 8 tane zincir çekiyorum. Bir önceki yaprağın yine 3 yuvaya 3'er sık iğne yapmıştık. Onun en tepesine batıp bu çektiğim 8 zinciri sabitliyorum.
Bir zincir çekiyorum ve yeni oluşturduğum yuvanın içerisinde batıp 4 tane sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. 4 tane daha sık iğne yapıp buraya bir tane kirpik ve bir köşe oluşturmuş oluyorum. İlmeğimi kaydırdım. 3 tane sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Ve yine ne oldu? Yaprağımın tepe noktasına geldim. 2 tane sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. Yine 2 tane sık iğne örüp yaprağın tepe noktasını oluşturmuş oluyorum. Şimdi buradan sol taraf aşağıya doğru 5 boşluğun içerisine 3'er tane sık iğne ördüm. Karşı tarafa geçtim. 3 yuvanın içerisine 3 tane yine sık iğne ördüm. 8 zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde karşı tarafta 3. boşluğa ördüğüm son sık iğneye bu 8 zinciri bağlıyorum. 1 zincir çekiyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekip aynı boşluğa batıp 4 tane daha sık iğne örüyorum ve bu kısmı doldurmuş oluyorum. 4. sık iğneden sonra bir sonraki küçük yuvaya batıp buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve az önce yapmış olduğum 4 zincirlik boşluğa tığma ipimi 2 sefer dolayıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığma ipimi çift doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde bu boşluğumun içerisine 6 tane toplamda üçlü trabzan örüyorum. 6. trabzanımı ördükten sonra da yine 3 zincir çekip bir önceki boşluğun baş tarafına ilmek kaydırmayı da sabitleyeceğim. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum yine. İlk boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. İkinci boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Ve üçüncü boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Toplam benim 7 tane boşluğum var. Dördüncü boşluğa yine kirpik yapacağım. Bu yaptığım kirpikler hep birleştirmede kullanacağım noktalar oluyor. Dördüncü boşluğuma 2 tane sık iğne örüyorum. 4 zincir çekip başlangıca ilmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum. Şimdi 3 tane boşluğum kaldı. Her birine 3'er tane sık iğne örüp bu yeni oluşturduğum köşenin dip noktasına gelmiş oluyorum. Burada da dönüşte ördüğüm ilk sık iğnem vardı. Bunun içerisine ilmek kaydırıp alt sıraya geçiyorum. Burada benim bir tane boşluğum kaldı. Bunun içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. Ve yine köşe noktama geldim. 2 tane sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Ve aşağı doğru yine 5 tane boşluğum var. Bunların her birinin içerisine 3'er tane sık iğne örüp yaprağımı tamamlıyorum. Bu sıralamayla 4 kenar ve 4 köşe örüp motifimizi tamamlayabiliriz. Ya da köşe örmek istemiyorsanız direkt olarak bütün yaprakların etrafına 5 sağda 5 soldaki yuvaların içerisine 3'er tane sık iğne örüp en tepede kalan noktada da 2 sık iğne 4 zincir ilmek kaydırma 2 sık iğne örerek yine sekizgen bir çiçek elde etmiş olabilirsiniz.
Şimdi basitçe motiflerin birleştirmesinde anlatayım. Ondan sonrasında da videomuzu burada tamamlayalım. Köşe noktalarıyla köşe noktalarını, kenar yapraklarıyla kenar yapraklarını birleştireceğiz. İlk köşemde normalde 4 zincir çektiğim yere 2 zincir çekiyorum. Karşılık gelen noktaya ilmek kaydırıyorum. 2 zincir çekip yine ilmek kaydırmayla kirpiğimi tamamlıyorum ve 2 tane sık iğne yapıp ilk noktamdan birleştirmemi yapıyorum. Sonraki birleştirme noktasına kadar az evvel verdiğim sayılarla yine örmeye devam ediyorum. Yani büyük boşlukların içerisine 3'er tane sık iğne şeklinde. Yaprağın tepe noktasına geldiğimde de yine az evvel 4 zincir çektiğim yere 2 zincir çekiyorum bu sefer. Karşılık gelen kirpiğe batıp ilmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. İğne ilmeğimi kaydırıp 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu noktadaki birleştirmemi de tamamlamış oluyorum. Bir sonraki birleştirme noktasına kadar yine örüyorum. Ve orada da aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Kirpiğe batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. Ve 2 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde bütün kirpikleri karşılıklı 2 zincir ilmek kaydır. 2 zincir ilmek kaydır. 2 sık iğne yap şeklinde birleştirmeye devam ediyorum. Birleştirme de son derece kolay gördüğünüz gibi. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Ve dilediğiniz tüm modellerde, çantalarda, runnerlarda, suplalarda, yazlık ve kışlık kıyafetlerde kullanabileceğiniz çok yönlü bir motif elde etmiş oluyorum. Umarım benimle birlikte uygulayıp güzel modeller ortaya çıkartır ve keyifle güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.